başka birinin yaşadığı şeyi asla anlayamazsın. Çekim bir motor. Bunun hakkında şu an konuşmak istememin sebebi onun gitmiş olması. O öldü. Ondan bu şekilde intikam alıyorum. Bir dakikaya ihtiyacım var. Bir dakika. Jackie Brown, eski kocası Alvin Bud Brown hakkında daha önce halka açık konuşmamıştı. Bunu yapmayı kabul ettim çünkü herkes onun doğa dışı bir insan olduğuna, onun şeytani olduğuna, kötü olduğuna inanmıştı. Ama bana karşı değildi. Bana karşı hiç değildi. O kimseye zarar vermedi. Tanrı aşkına bu hiçbir şey. Ben ona ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum. O hiç kimseye zarar vermedi. Benim için yabancılarla konuşmak çok daha kolaydı çünkü seni yargılamıyorlar veya neden kaldın bunları bilmiyor muydun demiyorlar. Kendimi saldım. Ben yapamadım. Hayatımı mahvettim. Bütün hayatımı mahvettim çünkü bunları dinlemek istemedim, gerçeği duymak istemedim ve kendimi kandırdım. Ya size en yakın insan? Şeytanın kılık değiştirmiş hali ise. Belirtileri görür müydünüz? O iriydi, güçlüydü, keldi ve kaslıydı. Kolları benim belimi saracak kadar büyüktü. Yalnızca çok güçlü ve kuvvetliydi. Çok güzel, parlak gözleri vardı. Kimlikteki ismi Alvin'di. Bir sürü insan ona Al diyordu ama ben ona her zaman Bud derdim. Bud, bu kadının isteyebileceği her şeydi. Benim için çok idealdi. Evet. Ev bakıcısı olarak çalışıyordum. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Senin gazeten burada, senin de kahven. Tamam. Büyük annesi ve büyük babasıyla yaşıyordu. Hem çalışıp hem onlarla ilgilenmekte sorun yaşıyordu. Merhaba. Merhaba. Ajanna, bu harika görünüyor. Teşekkür ederim. Büyük babası Alzheimer hastasıydı. Ve ben de ona evde yardımcı oluyor, yemeklerini hazırlıyordum. Ve gözlerimiz karşılaştığında hemen kaçırıyordum. Vay canına. Çok teşekkürler. Sen inanılmazsın. Bunu biliyor muydun? Teşekkür ederim. Bir süre birlikte olduk. Birbirimizin varlığından keyif aldığımıza ve evlenmemiz gerektiğine karar verdik. Güzel bir gün geçirin, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Yalnızca iyi bir eş olmak istedim. Kafamda tek dolaşan şey buydu. Sadık bir eş olmam gerekiyordu. Jackie'nin Bud'a olan sadakati onun içindeki şeytanı görmesini engelledi. Ama bazı belirtiler vardı. Biz evlenmeden önce büyük babasının evinde sıradan bir gündü. Kapıyı duydum ve Bud'un kardeşi içeri girdi. Merhaba, burada ne yapıyorsun? Onun ziyarete gelmediğini hemen fark ettim. Bak, sana bir şey söylemem gerekiyor. Bud'la ilgili. Sen neden bahsediyorsun? Bana Bud'la evlenmemem gerektiğini söyledi çünkü Bud benim sandığım kişi değildi. Burada olmaman lazım, bunu yapmamalısın. Bud düzgün bir insan değil dedi.
Neden böyle dedi? Bunun asıl amacı ne? Sana bir şey mi yaptı? Hayır, pek sayılmaz. Kanıtı yoktu. Yalnızca bana bilmediğin çok fazla şey oluyor dedi. Bana o tavırla yaklaştığından dolayı ben de savunmaya geçmiştim ve söylediğin bir kelimeyi daha dinlemiyorum dedim. Bak, o iyi bir adam. Bence Bat gelmeden önce buradan gitsen iyi olur. Aşık olmuştum. Her şey harikaydı. Büyük anne ve büyük babasına karşı iyiydi ve o sıralar bu benim için iyi bir şeydi. Kendine dikkat et Jackie. Duymak istememiştim. Daha sonra Jackie Bud'a neler olduğunu anlattı. Kafam karışmıştı. İşten eve geldiğinde Bud'la konuştum. Bugün kardeşin uğradı. Öyle mi? Hı hı. Ne istedi? Seninle evlenmemem için beni uyardı. Bana tam olarak burada büyük annem ve büyük babamla yaşamamı istemiyor dedi. Bud'un büyük babasının mülkü her zaman biraz şaibeli bir durumdaydı. Onlarla ilgilenmek için buraya taşındığımdan beri beni rahatsız ediyor. Orada kaldığım ve onlarla ilgilendiğim sürece onları huzur evine yollayamıyorlardı. Mülkü ve parayı alıp istediklerini yapamıyorlardı. Eğer onun istediği olsaydı burada olmazlardı ve paralarını kendi alırdı. Onların ne olduğu umrunda değil. Çok fazla nefret ve dargınlık vardı. Bud bunun bir aile rekabeti olduğunu söyledi. Senin yardımın olmadan onları ailemin açgözlülüğünden koruyamam. Bunun için sağ ol. Bud'la birbirimize sarıldık ve hayatımıza devam ettik. Düğünümüz muhteşemdi. Keyif ve aşk doluydu. Gerçekten ama gerçekten muhteşem bir gündü. Ailesinin düğünde olmaması beni üzdü. Onun mutluluğunu paylaşmak istememişlerdi. Ama zaten evlendikten sonra da hiçbirini görmedim. Hiçbirini görmedim veya hiçbiriyle konuşmadım. Ve eğer bu konunun üzerine biraz daha gidip tamam pekala yerine neden deseydim, aslında neler olduğunu daha iyi anlardım. Ama ben bunu yapmadım. Yapamadım. Birlikte yaşamaya başladıktan sonra Jackie Bud'ın başka bir yanını görmeye başlıyor. Evlendikten sonra onların yanına taşındım. Bud işten eve geldiğinde çok mutlu oluyordum. Onu kapıda karşılamak, yemek çantasını elinden alıp günün nasıl geçti demek istiyordum. Ama bir gece Bud'un eve gelmesini bekliyordum. Saatler ilerledikçe belki mesaiye kalmıştır diye düşündüm. Kitap okumaya çalıştım. Ve ne okuduğuma odaklanamadım. Saatler geçtikçe geçti. Oturma odasına kuruldum ve ışıkları izlemeye devam ettim. Köşeden gelecek mi, her an arabayla yanaşır mı diye merak ettim. Çok meraklanmış ve ona bir şey olmuştur diye korkmuştum. Bütün gece gelmedi. Eve geldiğinde sabahın çok erken saatleriydi. Hey, neredeydin? Bütün gece ayaktaydım. Şey, üzgünüm. Bizim çocuklarla dışarıdaydım. Bana birkaç arkadaşıyla dışarıda olduğunu ve biraz fazla içtiğini söyledi. Aramayı unuttum. Aramam lazımdı biliyorum. Çok meraklandım. Üzgünüm. Hemen inandım. İyi olması beni çok rahatlatmıştı. İçtikten sonra araba kullanmak istemedim. Pekala, bu akıllıca.
Eve döndüğüne sevindim. Ben de pekala, o zaman çok içtikten sonra araba kullanmandan iyidir dedim. Sorun çözüldü, ortada sorun yoktu, büyük bir şey değildi. Zaman geçtikçe Jackie bir alışkanlık fark etmeye başladı. Bud'la bu ilk kez olduğunda akşam yemeği yiyorduk. Bugün dışarısı çok güzeldi, değil mi? Fiziksel olarak oradaydı ama orada değildi. Beni duymuyordu. Bugün büyük babanları parka götürdüm. Çok güzeldi. Bir mermer kadar sessizdi. Bud. Bud. Ne? Dediğim hiçbir şeyi duymadın mı? Duydum. Sanırım Bud'ın gözlerindeki bakışı en iyi bir insanla konuştuğunda ve o insan seni duymadığında onun orada olmadığını belirten bakış olarak tanımlayabilirim. Bu ayda bir veya iki kez oluyordu ve bu olduğu zaman ertesi gece eve gelmeyeceğini biliyordum. Bud evden çıkıyordu. Bir sebebi olurdu. Köpek maması alacağım, sigara alacağım ve 10 seferden 9'unda geri gelmezdi. Ama asla aklımdan Bud'ın bir ilişkisi olabileceğini geçirmedim. Sadece çocukluk yapıyordu, arkadaşlarıyla dışarıda takılıyordu. Bununla hiçbir sorunum yoktu. Her şeyi haklı çıkarıyordum. Sonrasında bir öğlen vakti Jackie şoke edici bir keşif yaptı. O kağıt parçasını buldum. Mahkemeden verilmiş belgelerdi. Üzerinde hapis şeyleri vardı. Alvin Brown hapis cezası almıştı. Sebebi ise tecavüzdü. O kağıt parçasını buldum. Mahkemeden verilmiş belgelerdi. Üzerinde hapis şeyleri vardı ve Alvin Brown hapis cezası almıştı. Sebebi tecavüzdü. Aslında ona 6 yıl ceza vermişlerdi ama iyi halden dolayı 4 yılda çıkmıştı. Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibiydi. Ve o kağıdı mutfak masasında bıraktım. Bu da ne? Neden sen söylemiyorsun? Bud eve geldiğinde bunu nereden buldun dedi ve ben de dolabın en altından dedim. Bu gerçekten oldu mu? Tecavüzden tutuklandın mı? Evet. Ve o da şey tatlım, bundan hüküm giydim. Ama bunu yapmadım. Hepsi şaibeli kanıtlardı. Yanlış zamanda yanlış yerdeydim. Böyle bir şey yapmadım dedi. Onun kim olduğunu bilmiyormuşum gibi hissettim. Ve hatta ona kardeşinin bana söylemeye çalıştığı şey bu muydu dedim. Ve o da muhtemelen dedi. Yaptın mı? O kıza tecavüz ettin mi? Hayır. Bunun kötü göründüğünü biliyorum ama bana inanman gerek. Bud'ın söylediklerinden şüphe etmek için hiçbir sebebim yoktu. Peki o zaman. Ve Bud bunu yapmış olsa bile toplum tarafından düzgün bir şekilde cezalandırılmıştı ve hapis yatmıştı.
yapması gereken her şeyi yapmıştı. Onunla tanışmadan önce hayatında olan şeyler, ona olan hislerimi ve o sırada yaptıklarımı etkilememeli. Kendimi böyle kandırmıştım. Bir daha konusu açılmadı. Ama Jackie kısa süre sonra şüpheli başka şeyler fark etti. En sonunda Bud'ın büyük babası ve büyük annesi evden taşındı ve huzur evine yerleşti. Orada düzgün bakım aldıklarından emin olmak için huzur evine düzenli ziyaretler yapıyordum. Bud eve ayda 2-3 kez gelmemeye başladı. Bir gün alışveriş yapmaya gidiyordum ve arabaya bindiğimde koltukta bir broş olduğunu gördüm. Çok güzel, özel yapım bir mücevherdi. Broşun önüne, arkasına baktım ve kafam karıştı. Bu benim broşum değildi. Ve günün sonu geldiğinde... Çok lezzetliydi hayatım. Yemeğimizi yedikten sonra masaya koydum ve öne doğru kaydırdım. Bu kime ait? Bud çok hızlıydı. Ah. Arkadaşımın küçük kızına ait. Geçen gün onu eve bırakmıştım. Kamyonette düşürmüş olmalı. Birkaç dakika düşündüm. Broşa baktım. Ufak bir kız broşu değildi. Bir yetişkin kadına aitti. Ama bence cevap verme süresi inanılmazdı. Aslında onu yarın göreceğim. O sırada veririm. Düşünmesine bile gerek yoktu. Bu ortadaydı. Başka kimse bir kelime daha etmedi. Ve başka bir şey bulmadım. Şimdi geçmişe dönüp baktığımdaysa aman tanrım, kafanın içinde sana uzak dur kızım. Burada bir şeyler doğru değil, bir şeyler tutarsız diyen sese nasıl kulak asmadın diye düşünüyorum. Kısa süre sonra bir şeyler olduğuna dair başka işaretler de ortaya çıktı. Bir gün işten eve döndüğünde... Merhaba tatlım, hoş geldin. Merhaba. İş nasıldı? Güzeldi. Havada bir değişiklik fark ettim. Bir kadın kokusuydu. Bu koku da ne? Neden böyle dedin dedi. Ben de çünkü... Kıyafetlerinden bir koku geliyor, kadın kokusu gibi dedim. Ve broş konusu hala aklımı kurcalıyordu. Aa evet, ofiste yeni bir kız var. Bu şeyle banyo yapmış olsa gerek. Eminim bütün ofis böyle kokuyordur. Benim bir şeyleri sindirme şeklim onlarla yüzleşmemekti. Eğer daha sonra neler olduğunu bir daha düşünsem her şey açık olurdu. Ben bir duş alacağım. Ama o olaydan sonra böyle bir şey bir daha olmadı. Ve yeniden ben de bıraktım. Her şeyi bıraktım. Çünkü nikah memurunun önünde durduğumuzda, evlilik yeminimizin bir kısmında seni
ölümde dahi bırakmayacağım ve yeniden buluşacağız demiştim. Ömür boyu bağlılığım vardı. 6 hafta değil, 6 ay değil. Ömür boyu. Ama Jackie'nin görmezden gelemeyeceği bir şey olmak üzereydi. Yataktaydık. Sabahın 2'si veya 3'üydü. O sırada derin uyuyorduk. O da neydi? Biri kapıyı sert bir şekilde çalıyordu. Sen burada kal. Ben bakacağım. Ve tabii ki Bud kalktı. Kapıya gitti ve kapıyı açtı. Polis içeri daldı. Polis, elleri havaya. Gecenin bir yarısı böyle bir şeyle uyandırılmak yürek hoplatan bir durum. Gerçekten çok korkmuştum. Çok korkmuştum. Durmadan neler oluyor, neler oluyor dediğimi hatırlıyorum. Neler oluyor, neler oluyor? Onu tutukladılar. Kelepçe taktılar ve sonrasında Bud bana bakış attı. Tek söylediği şey, nezarete gel ve beni al oldu. Ve sonra onu götürdüler. Beni yarın sabah alırsın. Ama onu tutmadılar. Nezaretin önüne gittim ve Bud dışarı çıktı. Arabaya bindi, onu eve götürdüm. Beni aldığın için sağ ol. Açıkla bunu Bud. Arabadayken neler oluyor dedim ve o da beni hırsızlıktan almaya çalışıyorlar dedi. Bütün hikayeyi bilmiyorsun. Neymiş bütün hikaye? Beni hırsızlık olayından aldılar. Ve ben de pekala bunu yaptın mı dedim. O da tabii ki hayır. Eski suçlarım yüzünden bana yıkıyorlar. Başka birinin yaptıkları yüzünden beni almak istiyorlar dedi. Beni bıraktılar tamam mı? Ben bir şey yapmadım. Hadi eve gidelim. Çok bunalmıştım. Bunu düşünmek istemiyorum. Bununla bir alakam olsun istemiyorum. Bir şey olmamış gibi günümüze devam edeceğiz dedim. Ama o günden sonra duygusal çöküntü başladı. Beni her şeyden daha çok değiştirdi. Bu polis baskınından sonra sürekli olarak pencereden bakar oldum. Kapıyı açtığımda, garajı kontrol ettiğimde sürekli polis görüyordum. Siren ışıkları açık değildi. Yalnızca yavaşça dolaşıyorlardı. Gizli görevdeki ajanlar ve sırlar hakkında paranoyak oldum. Hey Bud! Gelip kapıyı çalacaklar mı? Yeniden Bud'ı alacaklar mı? Neler olacak? Bugün ikinci kez polis arabasının geçtiğini görüyorum. Ve kendimi bundan sonra çok daha sorgular bir halde buldum. Neler oluyor diyordum ve o da bu onların genel devriyeleridir falan diyordu. Muhtemelen bir şey yoktur. Her şey kafanda. Muhtemelen haklısın. Onların devamlı orada olduğunu aklımdan çıkarmıştım. Ama bunu daha önce fark etmemiştim. Bunun Bud'ın kötü biri olacağıyla alakası olduğunu düşünmemiştim. Bana karşı olduğundan başka biri olamazdı. Çünkü onu tanıyorum diye düşünmüştüm. Jackie sonunda her şeyin yolunda olduğuna kendini inandırdı. Gece vakti yatakta yanına yattığımda çok gürültülü uyuyordu. Kafamda her zaman, eğer biri doğru olmayan bir şey yaparsa geceleri sesli uyur. Çünkü
Tanrı onların içlerindeki suçlulukla uyumasına izin vermez diye düşünmüştüm. Çoğu gece uyurken, gardın düşmüşken seni ele geçirir. Gerçekten onun yanlış bir şey yapmadığına emin olmuştum. Sadece çocuklarla dışarı çıkıyordu. Ve muhtemelen beni etkileyecek veya incitecek bir şey yapmıyordu. Gerçekten sağlam bahaneler üretiyordum. Burada Noel için annemlerin Idaho'daki evine gitmiştik. Bud ve ben Noel için ailemi görmek istemiştik. Bu yolculuğu ve ailemi görmeyi iple çekiyordu. Yaptığımız ilk yolculuktu. Herkes birbirini daha iyi tanıyabilecekti. Ve onları ziyaret ederken, yemek yerken Bud ailemle harika zaman geçirdi. Bir sürü oyun oynadık. Bir keresinde şarkı bile söyledik. Hadi hediyelere geçelim, tamam mı? Evet. Hadi. Hazır mısınız? Ve çok güldüğünü gördüm. Ailemi ziyaret ettiğimizde beraber yemek yerken çok güzel zaman geçiriyordu. Tatlım. Ve birdenbire bana eve gidiyoruz dedi. Jackie. Evet. Gitmemiz gerek. Ne? Ziyaretimiz planladığımız kadar uzun sürmemişti. Harika bir yolculuktu, harika bir ziyaretti, her şey harikaydı. Dedi ki bir sorun çıktı ve geri dönüp halletmem lazım. Gitmemiz lazım, şimdi. Ama daha yeni geldik. Asla açıklamadı. Kafam çok karışmıştı. Ama tartışmadım. Bizim olayımız bu değildi. Peki, peki aileme senin acil bir işin olduğunu söyleyeyim. Uygun bahaneler buldum. Sen vedalaş, ben arabada olacağım. Peki, tamam. Bizim gitmemiz lazım. Ve yola çıktık. Eşyalarımızı aldık ve eve döndük. Hayır. Hayır. Evet. Eve döner dönmez arabayı boşalttık ve Bud bana birkaç saate dönerim dedi. Ben de pekala dedim, onu sorgulamadım. Hala çok aşıktık. Bazı şeyler gözümü kapatıyordu. Ama Jackie, Bud'ın davranışlarını açıklayacak ipuçları aramaya başladı. Eğer biraz daha şüpheci olursam, belki bir şey bulabilir veya fark edebilirim. Ve bir seferinde telefon çaldı. Alo? Alo. Ve hiç ses gelmedi. Ben de alo dedim. Ses yoktu, ben de kapattım. Saniyeler sonra ikinci arama geldi. Alo? Ses yok. Bak, dinle, bu komik değil. Lütfen burayı bir daha arama. Ve sonra Bud'a bu aramalardan söz ettim. Kimdi o? Biri arayıp duruyor ama bir şey söylemiyor. Ve o da, pekala, bir daha ararlarsa ben açayım dedi. Kısa süre sonra yine aradı. Alo. Bud telefonu açtı. Alo dedi. Başka bir şey söylemedi. Yanlış numara. Sonrasında anladım ki
Biri onunla konuşmak için arıyordu. Benimle değil. Bugün çok işim var. Gitmem lazım. Ve kısa süre sonra evden çıktı. Benim dahil olmadığım bir şeyler dönüyordu. Bir gün Jackie sonunda her şeyi açıkladığını düşündüğü bir şeyi keşfetti. Bodrumdaydım ve etrafı düzenliyordum. Kanepedeki minderleri kaldırdığım anda bir şırınga gördüm. Aman tanrım dedim. Uyuşturucu kullanıyormuş. Her şey yerine oturdu. Yaptığı her şey anlam kazandı. Gözlerindeki boş bakışlar, sırlar, evden uzaklaşıp yaptığı şeyler, bunların uyuşturucuyla bir alakası var diye düşündüm. Bud işten eve geldiğinde, bak ne buldum dedim. Uyuşturucu mu? Uyuşturucu mu? Artık bunu mu yapıyorsun? Sen neden bahsediyorsun? Bunu Bodrum'da buldum. Bu ne için dedim. O da çok ama çok eskiden kalma dedi. Önceden böyle aptallıklar yaptığımı kabul ediyorum ama yıllardır yapmıyorum. Hayır, bunun mümkün olduğunu sanmıyorum çünkü dibinde hala biraz var dedim. Bana yalan söylemeyi bırak. Bunun son olduğunu düşündüm. Ona bütün gerçeklerle vurdum. Sana yardım lazım. Bir uyuşturucu kliniğine gideceksin. Yoksa senden ayrılırım. Onun orada öylece durup bana baktığını hatırlıyorum. Ben de ona baktım. Ve git bu evden çünkü benden bu kadar dedim. Ezildi. Ve gittim. Ona bir mesaj vermeye çalıştım. Washington'a gittim. Ailemin orada bir kulübesi vardı. Birkaç hafta orada kaldım. Ve kafamı toparlamaya çalıştım. Ama hiçbir aşamada Bud benim uyuşturucu sorunum var demedi. Birkaç hafta sonra Şükran günüydü. Jackie, Bud'ı arayarak bayramını kutlamak istedi. İyi olduğundan emin olmak istedim. Kim arıyor? Alo, Bud? Bir adam telefonu açtı ve kim arıyor dedi. Ve ben de her zamanki gibi, hayır, bir dakika. Sen kimsin? Kimsin sen ve bu telefona neden cevap veriyorsun dedim. Bud nerede? Hemen onunla konuşmalıyım. Onunla konuşamazsın çünkü ben Portland Polis Departmanı'ndanım ve o bizimle geliyor dedi. Polisler evde ne yapıyordu? Nerede o? Bırakın konuşayım. Uyuşturucudan mı yakalandı acaba diye düşündüm. Böyle olmalıydı. Paniğe kapıldım. Ve doğrudan Portland'a gittim. Hiç durmadan sürdüm. Eve gitmem lazımdı. Kapıyı açtım. Bir sürü polis memuru vardı. Evi farklı ışıklarla kaplamışlardı. Çok korktum çünkü neler olduğunu bilmiyordum. Ve daha sonra kocaman bir polis karşıma çıktı.
Bu da ne? Neler oluyor? Hanımefendi, dışarı çıkmanız gerekiyor. Burası benim evim. Benim adım kapıda yazıyor dedim. Hanımefendi, burası aktif bir suç mahalli. Gitmeniz lazım. Lütfen çıkın. Hocam, nerede o? Bud nerede? Bud nerede dedim. Ve onlar da hapiste dediler. O sırada hiç iyi şeyler olmadığını fark ettim. Jackie, Bud'ın iki genç kıza saldırmaktan tutuklandığını öğrendi. 35 yaşındaki Alvin Brown, hırsızlık ve soygun suçlamalarından hakim karşısına çıkacak. Brown, kadını alıyor, Güneybatı 22. caddeye götürüyor, çantasını alıyor ve onu arabadan zorla atıyor. Brown, aynı zamanda aynı yerde gerçekleşen bir tecavüzün şüphelisi. Tutuklanma sebebi... bir kadını köprüden atmasıydı. Ama kadın ölmemişti. Biz ayrıldıktan kısa süre sonra yaşanmıştı. Onu hapiste gördüm. Bud, bunu ben yapmadım. O kadına zarar vermedim dedi. 10 yıl önce Brown, 15 yaşındaki bir genç kıza Güneybatı Portland'da tecavüz etmekten hüküm giymişti. Aylar sonra 4 kadın daha 30 gün arayla ölü bulundu. 17 yaşındaki Kimberly Stevens, 17 yaşındaki Melina Christ, 31 yaşındaki Noreen Davis, 57 yaşındaki Sheila Burnett. Dedektifler katillerinin Brown olduğuna inanıyor. Televizyonu kapalı tuttum, radyo bile dinlemedim. Çünkü duymak istemiyordum. Hep olumsuz şeylerdi. Bu saçmalıkların hiçbirini dinlemeyecektim. Çünkü bunlar yaşanmışsa, insanlar öldürülmüşse, cesetler gömülmüşse ve korkunç suçlar olmuşsa, bunlar biz evlenmeden önce olmuştu. Jackie, Bud'ın seri tecavüzcü ve katil olabileceğine inanmak istemedi. Hayatım o sırada çok ama çok zordu. Garajdaydım ve bir adam geldi. Mikrofonu vardı. Ve ne düşündüğünü bilmek istiyoruz dedi. Çok kötü sarsıldım ve konuşmaya çalıştım. Kendimden geçtim. O kimseye zarar vermedi. Tanrı aşkına, bu hiçbir şey. Ona ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Sabıkası var diye. O kimseyi incitmedi. Neden hayatımızı yaşamamıza izin vermiyorlar bilmiyorum. Eski bir mahkum diye ona suç atıyorlar. Onun bir suçu yok. Titriyordum. Kendimi orada neden hayatımızı yaşamamıza izin vermiyorlar derken duydum. Bana karşı asla kötü değildi. Bu yüzden onu savundum. Çünkü bana karşı nasıl olduğunu çok iyi biliyordum. Bu tür bir baskıyı hiç yaşamadım. Taşındım, gittim. Orada kalamazdım. Bud, yakın tarihte saldırılarından kurtulan iki kadını öldürmeye teşebbüsten hüküm giydi. Yaklaşık 69 yıl hapis cezası aldı. Ama bazı aile üyeleri, bilmiyor muydun dediler. Ben de neyi bileyim, neden şüpheleneyim dedim. Ortada bir şey yoktu ki. Bud bana hiç sinirlenmezdi, asla bağırmazdı. Öyle biri değildi. Sanki duvara konuşuyordum. Tam bir boşluk. Tam bir boşluk. Bu fotoğrafı daha önce görmemiştim. Gerçekten benim için çok üzücü. Çok çok üzücü. Verecek çok şeyi vardı ve hayatını kısa kesti. Öylece pes etti. Yıllar sonra Bud'dan bir mektup aldım.
Ve o mektupta özür dilemişti ve affımı istemişti. Sana yaşattığım her şey için affına sığınıyorum demişti. Lütfen beni affet. Lütfen özrümü kabul et. Üzgünüm. Ama bu konuda fazla detaya girmemişti. Sadece sana yaşattıklarım için demişti. Hiçbir adamın karısına böyle bir şey yaşatmaya hakkı yoktur. Bu yaşadıklarımı hak ettiğime inanmıyorum. Bunun benim hissettiklerim ve düştüğüm haller haricinde bir itiraf olduğunu düşünmedim. Bud diğer dört kadının cinayetinden suçlanmadı. O davalar hala soruşturulurken hapiste doğal yollarla öldü. Ziyarete gelmemi istedi. Ben de onu görmeyi gerçekten istedim. Yıllardır görmüyordum ve bunun içimde kalan bir şeyleri sonlandırmak için bir fırsat olduğunu düşündüm. Yaşlı ve bitkindi. Karşımda oturan insanı tanımıyordum. Ona ulaşmak ve ondan bir şey almak istedim ama onu tanımıyordum. Hafta sonunu orada geçirdim ve iki gün boyunca ziyaret ettim. Çok keyifliydi. Demek istediğim şu, yani ne hakkında konuşabilirsin ki? Hayatta olduğu süre boyunca ben onun karısıydım. O ölene kadar bağımı asla koparmadım. Hep ona bağlıydım. Ona olan bağlılığım hep orada, Tanrı'nın gözünde, ölene kadar. Bud öldüğünden bu yana Jackie, onun suçları yerine iyi hatıralara odaklanıyor. Bunu düşünmek istemiyorum. Diğer herkes gibi hayatıma devam edeceğim. Bud'la yaşadığım bütün bu tecrübeler beni bunlarla yaşayabileceğim bir yola soktu. Kafamda belirli bir şekilde tutmam lazım. Onunla beraber mutlu fotoğraflarımızı saklıyorum. Bizi mutlu hatırlıyorum. Yanımdayken benim için iyi bir adamdı. Benim için iyi bir adamdı. Hep iyi bir adamdı. Benim için iyi bir adamdı.